Büyüklerim, değerli misafirlerimiz ve bugün için büyük hazırlıklar yapan sevgili arkadaşlarım. Hepiniz Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı açılış yıl dönümüne hoş geldiniz. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Acı haberler sebebiyle ateş düşmüş hanelere, acılı yüreklere sabır, şehitlerimize de Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Programımız boyunca yurdumuzu acıya boğan bu sebepten ötürü özellikle alkış olmamasını vakıf adına istirham ediyorum. Bu konuda reflekslerimize yenilmeyeceğimiz için de sizlerden teşekkürlerimi sunuyorum. Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda yazar olan Erdal Doğan'ın konuşması, aramızda bulunan devlet büyüklerimizin konuşmaları, vakfımızın amaç ve faaliyetleri hakkında bilgilendirilecek olan Haydar Ali Akoğlu'nun konuşması, şiir dinletileri, semah gösterileriyle sanatçılarımızın bizlere ülkemizin bu zor ve acılı günlerinde sesleriyle duygularımıza tercüman olacağı anlar yaşayacağız. Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı olarak biz kimiz? Vakfımız neyi ifade ediyor? Bizim sembol edindiğimiz bayrağımızda neler var? Öncelikle sembolümüzü tanıtarak başlamak istiyorum. Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı sadece insanların bir araya gelip faaliyetler gösterdiği bir yer değildir. Somut varlığından fazla soyut varlığıyla ayaktadır. Temeli saygı, sevgi, tevazu. Duvarları dirayet, emek, hoşgörü, çatısı birlik ve beraberlik, camları bilgi ve ilmi temsil ederken kapısı tüm insanlığa hiçbir sebeple ayrım yapmaksızın açıktır. Logomuza değinecektik daha doğrusu ama teknik bazı aksaklıklar sebebiyle sizlere görsel olarak gösteremiyorum ama çıkışta ve gelişte göreceğiniz logomuzda bu söylediklerimi bütünleştirirseniz beni çok daha rahat algılamış olacaksınız. Logomuza değinelim. Soyut halindeki vizyon ve misyonumuzu biz logomuza da taşıdık. Zeytin dalı tüm varlık ile barışı temsil ederken dağ sembolü
vakfımızın adında geçen Kudret Dağı'nı, yani bir manada kendi iç varlığımızla yaptığımız yolculuğu temsil etmektedir. Sancağımız Hazreti Şah Hüseyin'in dönülmez yola girdiğinde dahi dimdik taşıdığı Ehl-i Beyt'in sancağıdır. Ehl-i Beyt'in sevgisini, ahlakını, varlığını kendimize misyon edindiğimizi temsil etmektedir. Zülfikar kılıcı ise adaleti temsil etmektedir. Nitekim Ömer Hayyam'ın "Adalet evrenin ruhudur" dediği gibi biz de evrenin ruhunu logomuzda taşımış oluyoruz. Sonsuzluk ise bu sancağın adaletin, barışın ve manevi yolculuğun sonsuza dek süreceğini ifade etmektedir. Vakfımız ve logomuzla ilgili ön tanışmayı sizlerle yaptık. İsterseniz bu vakfı bir fikirden, bir sözden daha çok ileriye taşıyan, bizleri bilgisiyle aydınlatıp şiirleriyle gönüllere dokunan, kitaplarıyla zihinlerdeki büyük tabuları yıkan vakıf başkanımız Erdal Doğan'dan bahsetmek isterim. Kelimeler bu konuda bana çok fazla yardımcı olmasa da aynı duyguları paylaştığımız birçok insanın bu salonu doldurduğuna eminim. Fikirlerin bir zihinden daha çok ileriye gitmesi için daim savunan, Ehl-i Beyt'i bir anıştan bir yaşam şekline, ahlak anlayışına kadar hayatın her köşesine dahil eden ve bu anlayışla ilerleyip her birimize daha bağlı ve daha büyük bir aile oluşturmamızı sağlayan Kul Erdal Doğan'ı, yani vakıf başkanımızı sahneye davet ediyorum. Kendisine mikrofonu bırakıyorum. Canlar önce hoş geldiniz diyorum. Tabii bugün çok üzüntülüyüz. Bugün canlarımız şehit oldular, hakka yürüdüler. Ben insanın ölümüne inanmıyorum. İnsan don değiştirir ve yaratıcı yaratmış olduğu hiçbir şeyi ziyan etmez. Ondan dolayı ben onların içimizde gelip gidenler olduğuna inandığım için önce bütün şehitlerimizin annelerine, babalarına, yakınlarına ve Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı diliyorum efendim. Ama maalesef öyle bir dönemdeyiz ki bu dönem insanları, hani derler ya, at iti neye karışmıştı? At izi it izine karışmış. Öyle bir dönemdeyiz biz. Ama maalesef bizim insanlarımız çok duyarlı diyeceğim ama özünü kaybetmiş bir şekilde nefes alıp nefes veriyoruz. Gerçek nedir? Yaşam nedir? Din nedir? Felsefe nedir? İnsan kimdir? Doğa kimdir? Hayvan kimdir? Ve bizler niçin yaratıldık? Yaratıcı bizi hangi amaçla yarattı? Bizler kimleriz? Bizler yiyen, içen, yatan, kalkan ve hayatı çalışmakla yaşayan insanlar değiliz. Yüce Yaratıcı bizleri tüm yaratmış olduğu varlığı akseni takvim içerisinde yaratmıştır. Tabii akseni takvim ne demektir biliyor musunuz canlar? Ben yarattığımı tıpkı kendime benzettim. Ruhumdan ruh, canımdan can, halimden hal, aşkımdan aşkı verdim. Nefesimden verdim, üfledim ve insanı böyle yarattım. İnsan bu kadar yüce bir varlıktır. Ama maalesef biz insanlar birbirimizin kıymetini bilmediğimiz gibi bizler kendi kıymetimizi de bilmiyoruz. Önce insan kendini tanıması lazım. İnsanı yüzen insan Allah'a yalvarıyorsa ben onun aklına şaşarım. Hem insanı yüzeceksin, sonra elini açacaksın, Allah'a yalvaracaksın. Bu işe yaratıcı da güler herhalde. Yaratanı severim, yaratandan özge diyor Yunus Emre. Ondan dolayı canlar,
İbadetin asıl önemi ve temeli sevgidir. Sevgi yaratıcının kendidir. Aşk da yaratıcının kendidir. Sevgiyi, aşkı yaşamak suç olur mu hiç? Ama maalesef bizi şekilden şekile sokup, şekilli bir şekilde bize yaratıcının ve yaratılanın hangi bir kıvam içerisinde nefes alıp nefes verdiğini anlatıyorlar. Halbuki yaratıcının tüm özelliği siz güzel canların cemalinde mevcuttur. Ruhunda mevcuttur, kanında mevcuttur, vicdanında mevcuttur. Ama bizler bu güzelim varlığın farkında değiliz. İnsan vücudu hakkı barındıran bir kaledir. Bu vücudumuzun içerisinde muazzam bir güç var. Ve insan öyle yaratılmış ki hiçbir insanın bir parmak izi bile bir diğerine benzemezken, düşünür müsünüz? Şu insanın muazzamlığına bakın. Ve bu muazzamlık içerisinde toplum birbirini yok ediyor, toplum birbirini yiyor, güçlü olanlar güçsüzleri eziyor ve bunları sömürüyor. İşte biz Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı'nı bundan dolayı kurduk. Sağ olsun devletimiz, milletimiz, toplumlarımız inşallah çok duyarlı olup bizim vakfımızın ve amaçlarımızın ne olduğunu zaman zaman anlayacaklar. Biz insan aşığıyız. Önce biz insanı seviyoruz, tabiatı seviyoruz, hayvanı seviyoruz ve Allah Muhammed Ali üçlüsünü de asla birbirinden ayırmıyoruz. İşte ondan dolayı canlar, en güzel ibadet sevgidir. Bütün insanları sevelim. Bütün mahlukatı sevelim. Bütün doğayı sevelim. Bizi sevmeyenleri de sevelim. Hani diyor ya İsa'ya, İsa söylüyor. Diyor ki size bir tokat vururlarsa korkma, öteki yanağına da vursunlar. Erdemlilik bu olması gerekiyor ki biz Mevlana'nın güzel bir sözü, Şems mi Mevlana sanıyorum, Şems, Tepli Şems. Bir it geldi ayağımı ısırdı, eyvah çok acı çektim. Ama ben it değilim, ısırmadım onun ayağını diyor. İşte insan olan insan özünü bilir, kendini bilir, kendini tanır. Çünkü kendini bilen insan Rabbini de bilir. Nefsini bilen insan Rabbini de bilir. Kişi nefsini bilmiyorsa, kişi özünü bilmiyorsa, kişi ne kadar ibadet yaparsa yapsın, kendisini avutmaktan başka bir şey yapmıyor. Ben insanı yok edeceğim, insanı kıracağım, yaratıcının varlığını yok edeceğim, Allah'a yalvaracağım. Allah'a yalvaracağım. Buna halk da, hak da güler efendim. Ondan dolayı bizler, şimdi güzel canlar, şehitlerimizden dolayı salonumuz maalesef doldurulamadı. Çünkü tüm canlarımız şehitlerine gittiler, memleketlerine gittiler. Bizi de programı iptal etti düşünenler o kadar çok oldu ki o kadar davetiyelerimize rağmen devlet büyüklerimize de gönderdik. Hepsi bu şehitlerimizden dolayı programların tümünü iptal ettiler. Ama bizim Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı'ndaki yaşantımız zaten şehitlik yaşantısıdır. Hazreti İmam Hüseyin yaşantısıdır. Ondan dolayı biz iptal etmedik. Bazı gerçekleri lisana getirmek istedim. Ama bu gerçekleri insanlarla paylaşmak çok zor olsa gerekir diye canlar ben yeni bir dil geliştirdim. Ve dünyada tek bir dil. Ama bütün dillerin ortağı bir dil. Ve son kitaplarımı da yeni geliştirmiş olduğumuz dille yazacağız. Ve yazmaya da başladım. Bu dili gençlerimize öğreteceğiz. Aynı alfabe gibi o gençlerimize öğreteceğiz. Ve ben
bu alemden göçtükten sonra benim hakikat olan sözlerimi o gençler bir gün yeryüzüne insanların anladığı dilden yazacaklar, ifade edecekler. Yıllardır bu çalışmanın içerisindeyim. Ve bu olaydan, canımdan, serimden, varlığımdan geçmiş, kendimi sırf bu davaya adamışım. Ondan dolayı inşallah sizler de ileriki zamanlarda, ki televizyon programlarında bu yazmış olduğum dili zaman zaman çok dile getirdim. Kolay bir şey değil ama gün gelecek, bütün dünya bu dili konuşacak. Bu dili anlatacak. Ondan dolayı inşallah siz güzel canların bir gün olur o eserleri alıp çocuklarınızın ve başkalarının ve sizlerden başkalarına bu uzar gider de tüm insanlar aydınlanma yolunda bir adım atabilirler. Ondan dolayı güzel canlar, ben sizlere çok hafifçe güzel bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi bir padişah vezirine diyor ki, bana iki tane usta getir, ben sarayda iş yaptıracağım diyor. Şimdi iki tane usta vezir gidiyor işçiler pazarına, oradan iki tane insanı alıyor. Fakat vezir diyor ki, padişah bu sarayın, padişahın dediği şekilde kim yaparsa ona bu kadar dünya malı verecek deyince içerisinden bir tanesi buna talip oluyor ve arkadaşıyla beraber vezirle üçü padişahın huzuruna çıkacaklar. Vezir padişaha diyor ki, efendim diyor, istemiş olduğunuz işçileri getirdim. Onları diyor teker teker alalım içeriye. Alıyorlar içeriye bir tanesini. Ama o kurnaz olanı alıyor önce. Sanıyorum bu gönül padişahıdır. Normal Osmanlı padişahı değil. Ve onu alıyor içeriye. Diyor ki, ben bu sarayda çatı yaptıracağım, badana, kolonlar, şunlar, bunlar, badana, boya, bunları yaptıracağım. Bunu kaç günde yapabilirsin? Bana bir gün ver. Ama istediğim gibi yaparsan senin dünyalığını vereceğim diyor. Diyor ki, sultanım ben 6 ay içerisinde bu senin demiş olduğun tüm hali senin dediğin şekilde yaparım diyor. Ama diyor, bu vazifeyi bana tek ver diyor. Ama diyor, sen bir arkadaşınla geldin. Senin bir arkadaşın var yanında. Siz diyor beraber yapsanız olmaz mı? Diyor, sultanım o benim arkadaşım ama o diyor insan bile değil diyor. Güzel bir ahlakı da yok diyor. İşte bilmez diyor. Haddini aşmış bir kişidir diyor. Ondan dolayı ben diyor tek yapmak istiyorum. İşi bana tek ver diyor. Peki diyor, sen çık, ötekini alalım diyor. Ötekini alıyor içeriye. Diyor ki, hoş geldin, hoş bulduk. Diyor ki, bu sarayda işte bunlar yapılacak. Bunu kaç günde yaparsın? Diyor ki, devletlim, ben öyle bir ustayla geldim ki burayı senin dediğinden daha güzel şekilde yapabileceğiz. Bir ustayla geldim. Benim yanımdaki dostum çok değerlidir, çok güzeldir, güzel bir sanatkardır diyor. Ve ben onun çırağıyım diyor. Onun yanında benim ustalığımın adı da olmaz diyor. Padişah diyor ki, o senin yalancı, düzenbaz, ahlaksız olduğunu söyledi. Diyor ki, sultanım vallahi doğru söylemiş diyor. O kadar güzel söylemiş ki diyor. Fakat sultanım diyor, yaratıcı sana da iki göz vermiş, ona da iki göz vermiş.